bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videonun konusu tekrarlayan gebelik kayıpları. Maalesef bizleri ve hastalarımızı üzen bir konu. Öncelikle tekrarlayan gebelik kaybının tanımını yapmamız lazım. Nedir tekrarlayan gebelik kayıpları? 20. gebelik haftasından önce 3 ya da daha fazla bir kadının düşüğü varsa biz buna tekrarlayan gebelik kaybı diyoruz. Aslına bakarsanız bu iki gebelik kaybından sonra biz araştırmalara başlıyoruz ya da ikinci trimester yani 10 haftadan sonraki düşüklerde de biz mutlaka niçin düşük olduğunu araştırmak için bir takım testler yapıyoruz. Niçin olabiliyor? İşte pıhtılaşmayla ilgili sorunlar olabilir, hormonlarla ilgili sorunlar olabilir, bunun dışında annedeki bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar olabilir, rahimle ilgili sorunlar olabilir, annedeki bir takım sistemi sorunlar olabilir, bunlardan söz edeceğiz. Rahimdeki şekil bozukluklar olabilir, genetik hastalıklar olabilir. Bunlardan şimdi sizlere kısaca söz etmek istiyorum. Eğer 20. gebelik haftasından sonra iki kez ve daha fazla düşüğünüz varsa önce kanın pıhtılaşma testlerini yapmakta fayda var. Bu testlerinizi gebe kalmadığınız ya da düşükten belli bir süre geçtikten sonra yapmanız gerekiyor. Çünkü kanın pıhtılaşması ile ilgili bazı sorunlar ve bunun dışında bağışıklık sistemindeki bazı sorunlar bebeğe giden kan damarlarını tıkayarak bebeğin kalp atımlarının durmasına ve düşüklere yol açabiliyor. Bunun dışındaki bazı hormon bozuklukları da özellikle tiroid hormon bozuklukları, prolaktin hormon bozuklukları ve progesteron hormon yetmezliği de düşüklere yol açabiliyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki progesteron hormonunun eksikliğine bağlı olarak gebelerin %5 ile 15 arasında düşükler oluşabiliyor. Bunun teşhisini adetinizin orta dönemlerinde yaptığınız kandaki progesteron değeriyle bakıyoruz. Eğer progesteron değeriniz gebe kalmadan önceki dönemde adetin ortalarında onun altındaysa mutlaka gebe kaldıktan sonra progesteron desteği için kan testi yaparak yeterli progesteron desteği almanızı tavsiye ederim. Bağışıklık sistemi ile ilgili testler ve pıhtılaşma testleri özel bir grup. Bunları zaten doktorunuz bilecektir. Rahim ve rahim şekli ile ilgili sorunlar da düşüklere yol açabilir. Bunlardan bizi en çok korkutan şey rahim ağzı yetmezliği. Eğer rahim ağzı normalde rahim bir kese gibi düşünebilirsiniz. İşte rahim ağzı bir yumruk gibi rahim ağzını kapatır, tutar. İşte bu rahim ağzının kalınlığı önemlidir. Biz isteriz ki rahim ağzı kalınlığı en az 2,5-3 cm olsun. İsteriz ki bebeği sağlıklı şekilde içeride tutsun. Bunun dışında rahim içerisindeki miyomlar, polipler, perdeler, duvarlar da gebelikte sorunlara yol açabilir. Tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açabilir. O yüzden böyle bir sorun varsa da gebe kalmadan önce HSG dediğimiz rahim filmi ile rahimde bir şekil bozukluğu var mı, içeride miyom var mı, polip var mı bunlara bakmak lazım. Rahim filmi nasıl çekilir, ne zaman çekilir bununla ilgili de bir video hazırlayıp onu da size açıklamalara koyacağız. Son olarak da eğer rahimde böyle bir şekil bozukluğu varsa da kamerayla rahim içerisine girerek içeriye bakarak rahimdeki şekil bozukluğu da düzeltmeye çalışabiliriz. Özellikle akraba evliliklerinde çiftlerde genetik bozukluklarda düşüklere ve gebelik kayıplarına yol açabilir. Eğer sizde de akraba evliliği var ise gebe kalmadan önce genetik danışmanlık almanızda fayda görüyorum. Umarım hiç kimse düşük yapmaz. Tekrarlayan gebelik kayıplarınız bu videodan sonra son bulur ve sağlıklı şekilde bebeğinizi kucağınıza alırsınız. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.